6 ayda büyüdün de dayına karşı mı gelirsin sen ha? İnatçı oğlak seni. Dayı dur dayı. Yemin olsun bir daha karşı gelmeyeceğim. Anlaştık o zaman. Gel bakayım buraya. Aslan parçam benim. Hey gidi. Geldiğiniz beri hanem neşelendi. Nicedir bir başımaydım bu hanede. Evvel talebelikte, şimdi işimin başında yalnız idim. Mehmet'imi de pek özlemişim. Geleli 6 ay o dalim. Doyamadınız birbirinizi. Biz doyamadık da. Mahmut Efendi eniştemiz bize doydu. Hatta geldiği ilk gün doydu zahir. Hiç yüzü gülmedi. Derdimizi bilmez misin Halim? Yüzümüzü düşüren şeyhimin hasretidir. Şeyhimden ırak 6 ay, 6 ömür gibi gelir bize. Neyse. Cuma vakti yakındır. Ben mezarlığa varıp Baba Yusuf Hazretleri'nin kabristanını ziyarete gideceğim. Siz de camiye gidersiniz. Haydi selametle. Hocam. Mahmut hocam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Ahmet ağa. Camiye mi hocam? Yok. Evvelinde bir kabir ziyaretim var idi nasipse. Seni göründe yetişem de iyi koşturdum bu yaşımda. Soluğum daraldı hocam. Camide görürdün ya. Ne telaşın vardı? Maruzatım hususidir. Cemaatin yanında konuşmak usulüm değildir hocam. Buyurasın dinlerim. Hayrola? Bizim oğlan iyice avare oldu. Elden avuçtan çıktı. Güneşleri eziyet eder bize. İçkiye düştü. Sıkkım için akşe ister. Vermeyince de... Ben oğlanla konuşurum. Sen tasa etme. Bir iş buluruz ona. Etme hocam. Kim iş verir o hayırsıza? Bizim manav Rasim Usta yama karar idi. Civar köylerden mal getirecek birini ister idi. Hem o yola düşer ise sen de rahat edersin, o da. Bendeniz kefil olurum. Estağfurullah, estağfurullah. Allah tuttuğunu altın etsin hocam. Memlekete geldiğinden beri ihya oldu. Allah da seni ihya etsin. Başımızdan eksik olma. Allah razı olsun. Müsaadenizle camide sohbet ederiz. Senden de Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Yok abla. Mahmut eniştemin yüzü gülmeyecek. Sevmedi burayı. İmkanı olsa bırakıp gidecek. Mesele Sivrihisar değil ki Halim. Şeyhin özleri o. Yahu insan insana böyle meftun olur mu? Koskoca kadılığı bıraktı onun için. Demeyim derim de kadılık bu yahu, kolay mı? Sen onu bırak da asıl kendi derdine yan. Bak kaç yaşına geldin, hala mürüvvetini göremedik seni. Artık seni vermek gerek. Yok mudur gönlüne düşen biri? Yok abam, sen beni düşünmeyesin. Olur mu düşünmemek Halim? Hı? Atalarımızdan geriye senden gayrı kimim kaldı? Hem rahmetli anamızın babamızın ruhunu incitmeyesin. Sen bulamazsan ben bulurum. Hı? Yoktur abam. Sen evvela elinin derdine düş. Yüzü gülmez derim yahu. Hiç mi dert etmezsin? Sen lafa ve soğumuşsun görmeyeli. Lafı dönüp dolaştırıp başka yere getirirsin. He. Ben Ali dayımdan evvel evleneceğim belli ki. Aha, al sana talip. Oğlunu ever evvel. Herkesin derdi başkadır elbet. Lakin Mahmud'un hali iyi değildir, bilirim. Senin şu mürüvvet işin olursa en azından meşguliyeti olur. Hı? Bursa'yı unutamayacak yoksa. Bakalım. Pek güzel oldu. Maşallah. Söylediklerimi harfiyen yerine getirsinler. Tamam mı? Haydi. Tahir Efendi, kervanlarınızı durdurdunuz mu? Durdurduk subaşım.
Sultanımız şehri şereflendirip dönene dek kervanı kervansarayda eleyecekler. Âlâ, âlâ. Bakkal başıyla da istişare ediver. Herkesin yardımı lazım, ben tek başıma yetemem. Onlar da elzem olmayan işlerini tehir etsinler. Sultan Hazretleri geldiğinde ayak altı boş olmalı. Herkes ne diyeceğini bilir subaşım. Lüzumundan ziyade telaş edersiniz. Ya ömrü hayatında kaç kere sultan gördün de Bursa'da ağırladın. Şehzadeyken teşrif ettiğinde dahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben de ne vakit sırlı aynada kendimi görsem, aha böyle şaşar kalırım. Dilaver Bey, sen nasıl... 2-3 sene zindan, sen gibi ahmak için kafi dediler zahir. Saldılar. Allah tekrarını yaşatmaz. Amin. Tekrarını yaşayacak ne takatim vardır, ne de isteğim. Şimdi ne olacak, ne yapacaksın? Yahu dur efendi. Adam kim bilir ne halde, aç mıdır, susuz mudur? Ziyanı yok. Şimdi ne yaparım bilmezim. Kimim kimsem de kalmadı Allah'tan gayrı. Ayak diye uyduk şunlara, beni buraya getirdiler. Vardır bir hikmet. Gel beyim, benim dükkana varalım açısan. Siz işinize bakın ağalar. Beni biraz bana bırak Tahir efendi. Hadi selametle. Haydi, haydi tezgahları kenara alın, haydi. Şeyhimin ahvali nedir Hekim Efendi? Kalbi, soluğu çok yavaşlamış. Diğer azaları da öyle. Gayri yaş itibari. Ne icap ederse yapıverelim Hekim Efendi. İlla yapılacak bir şey var idir elbette. Ben tatbik edecek ilaçları hazırladım. Ama şifa Allah'tan. Lakin her şeye hazırlıklı olmak gerek. İlaçları iyi gelecek ama, değil mi? Gelecek inşallah. Şeyim iyi olacak, ayağa kalkacak. Ayağa kalkacak. İnşallah. Mustafa'm. Şeyim. Emri hak vaki olan da gideceğiz elbet, evlat. Bu tasa, bu endişeneye. Sağ olasın. Bak ne diyor Pir-i Mevlana. Allah ile olduktan sonra ölüm de hoş, ömür de. Ondan sebep mümine korku, dahi hüzün yok idir. Rahman'a, en sevgiliye kavuşurum diye kim üzüle? Hem üzülse ne fayda? Kime kalmış ki bu yalan dünya? Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz diye buyurmuyor mu Rabbül Alemin? İşte apaçık hakikat. Ondan sebep
gönlünüzü ferah tutasız. Rabbim ne takdir eder ise güzel eder. Şimdi Hekim Efendi'ye müsaade edesiz. Bakacak hastaları var idir. Baş üstüne dişeyim. Allah şifalar versin. Sağ olasın. İç. Şifadır. Mustafa, Hüdayim'den bir haber var mıdır? Hasan Sivrihisar'a varmışıdır imdiye dek şeyim. Yarım günlük yol. Selamün aleyküm Hazirun. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala ve Sübhanehu Kitab-ı Kerim'indeki Sure-i Kehf'te şöyle buyurur. Amel defteri ortaya konan da günahkarların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsünüz. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşledikleri her ne var ise hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Bundan sebep aleni, dahi hafi her türlü ameliniz kayıt altındadır. Kimse bilmez, kimse görmez deyip bir günaha, kör kötülüğe yeltenir iseniz, bilesiz ki yalnız kendinizi kandırırsınız. Zira o gün kiramen katibin deyip anılan, vazifeli meleklerce yazılmış olan amel defteriniz apaçık ortaya konulacaktır. İşte ettiğiniz her amel ruzi mahşerde kelime kelime, harf harf, her şeyin yazıldığı bu amel defterinde huzura gelecek. Dahi o kitaptan sigaya çekileceksiniz. Hasenesi ağır basanlar mükafatlandırılacak. Dahi amel defterleri sağ taraftan kendilerine verilerek size hüzün ve korku yok deyip müjdelenecek. Seyyiyesi ağır basanlar da cezalandırılacak. Amel defterleri sol taraftan kendilerine verilerek bedbaht bir zümre olacaklardır. Öyle ki yok olup kurtulmayı dileyecekler ama onlara kaçıp kurtulacakları bir yer yoktur. Muhterem cemaat, ol sebepten aleni dahi gizli tüm kötülüklerden beri durasız. Allah-u Teala'nın her şeyi gördüğünü, her şeyi bildiğini aklınızdan çıkarmayasınız. Pişmanlığın fayda etmediği o gün yüzü utançla kızaranlardan, dahi bedbaht olanlardan olmamak için şimdiden hesabınızı iyi yapasınız. Zira dönüşü olmayan,
Yusuf, kahve yaptır da içelim. Dilaver Bey. Yahu bağışla. Vallahi görmedim. Hoş gelmişsiniz. Hayırlı uğurlu olsun Kamil Efendi. Demek sana nasip oldu dükkan. Vaziyet malum. Biri alacak idi, bize nasip oldu. Gücenmedin ya. Yok ya. Bizden önce kim bilir kimin malıydı. Gayrı malda mülkte gözümüz yok idir. Oğlum koş. Tezinden aş getir. Lüzum yok Kamil Efendi. Olur mu yahu? Kim bilir ne haldesiniz? Konak da gitti. Nerede kalacaksınız? Yeriniz var mıdır? Allah'ın rızkı da, arzı da geniş Kamil Efendi. Sağ olasınız, var olasınız. Hayırlı işler. Nasibim bol olsun. Hadi selametle. Hasan Efendi, hoş gelmişsiniz. Hayır olsun. Siz iyi misiniz? Vakit şeyim. Şeyime bir şey oldu. Ne olur konuşarsız bir şey diyen siz. Hasta. Çok hasta. Nesi vardır? Bilmeyiz ama... Siz burada bekleyin. Ben deniz hazırlanıp geleceğim. Geceye Bursa'da olursun. Efendiler. Dediğim gibi. Herkes sükunetle bekliyor. Şeyhimin sıhhati iyi değil ama inşallah duamız ile, sabrımız ile iyi olsun diye bekleyeceğiz. Ama ondan gayrı daha fazla sual edip burayı meşgul etmeyeceğiz. Ne olur. Canımız feda ola. Hiçbir bir şey gelmez acaba elimizden. Allah yardımcısı olsun. Ne gelirse yapalım. Böyle beklemek zul gelir bize. Doğru derler. Bir çare bulalım. İnşallah vardır çaresi. Payitahttan hekim getirtelim. İnşallah şeyhimiz iyi olur. Amin. Sıhhatine kavuşacaktır. İnşallah. Efendiler, efendiler. Allah razı olsun. Ama olsa biz yapmaz mıyız? Ne olur. Şurayı boşaltın da elimiz ayağımıza dolanmasın gayrı. Allah razı olsun hepinizden. Sağ ol. Sağ olasın. Olmaz, olmaz, olmaz. Olmaz. Şeyim iyi olacak. İyi olacak. Olmaz, olmaz, olmaz. Biz de geleydik be. Nasıl olacak böyle bilemedim. Ben de bilmezdim Safiye. Siz Ali Çelebi'yle ardım sıra gelirsiniz. Şeyhim ne haldedir bilmez mi? Hemen varmam lazım. Belki çoktan... Ailem sana emanettir Ali'm. Merak etme enişte. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen şeyhime yardım et. Ali'm, Ali'm ne yapacağız biz? Ablam arabacıyı ben hallederim. Bugün artık geçti. Sabah namazına mütakiben yola revan oluruz. Sen hazırlığını yap. Ana rahminden geldik pazara. Bir kefen alıp döneceğiz mezara. Türkmen kocası Yunus Emre'min ünlediği misal. Layıkıyla yaşanınca hüzün dahi güzelidir. Ol hüzün ki muhabbet ile, aşk ile lezzet bula. Bizler bu dünya imtihanında
ahiret kervanını bekleyen fani kullarız. Vakti gelende o kervana katılıp asıl yurdumuza göçeriz. Ondan sebep asıl olan ben, sen, dahi zatlar değil, davayı ilahidir. Hatemül Enbiya, ol güzel Muhammed Mustafa'nın pak ruhları alayı illiğine yükselince, ol güzide asap kalplerinden vurulmuşa döndüler. Ol mübareğin göçtüğüne inanamadılar. Sanki gök kubbe bir anda tepelerine yıkılmış idi. Herkesin nutku tutulmuş, derin bir üzüntü ve ıstırap bulutu tüm ashabı sarıvermiş idi. Öyle ki o anın tesiriyle kılıcını çeken Hazreti Ömer, kim ki Muhammed öldü der ise onu şu kılıcımla iki parça ederim deyip kendini kaybetmiş idi. İşte o anda Hazreti Ebu Bekir çıkmış ve hakikati şöyle haykırmış idi. Kim ki Muhammed'e tapmakta ise bilsin ki Muhammed ölmüşüdür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk etmekte ise bilsin ki Allah haydır, ölümsüzidir deyi ünlemiş. Sonra da Muhammed ancak bir peygamber idi. Ondan evvel de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülür ise gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri döner ise Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir ayeti celilesini okuyarak ashabı teskin etmiş idi. Bundan sebeptir ki Resul de olsa, evliya da olsa, dahi cihan padişahı da olsa asıl olan davayı ilahidir. Bunu bilesiz, bunu belliyesiz ki şaşmayasız. Bilesiz ki ölüm denen ol hakikat bize doğru dört nala yol almakta. Gafil yakalanmayasız. Her daim hazırlıklı olasız. Hazırlıklı olasız ki ol can emanetini arınmış bir kalp, kamil bir iman, dahi ameli salih üzere huzur ile teslim edesiz. Bilesiz ki ölüm denen ol hakikat bize doğru dört nala yol almakta. Gafil yakalanmayasız. Her daim hazırlıklı olasız. Selamünaleyküm Durmaz Ağam. Aleykümselam Tekin Efendi. Alparslan, nasılsın paşam? İyiyim, Allah razı olsun. Eyvallah, senden de. Duyan da koşup geldim. Şeyhim şifhaneye getirmişler. Ahvali kötüye mi gitti yoksa? Vallahi biz de bilmeyiz. Mustafa Hoca izahat verecek dedileriydi ama bir çare bekleriz. Eyvallah. Hah, geldi şükür. Mustafa Hoca, şeyhimizin vaziyeti nasıl? Ağalar, efendiler. Sükût edesiz. Şeyhimizi şifhaneye getirme nedenimiz hekimlerimizin yakinen takibi ve gerektiğinde müdahalesi içindir. İmdilik endişe edecek bir durum yoktur. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Çok, çok, çok şükür. Yapılacak tek şey dua etmektir. Ve unutmayasız ki ecel her kimesine için haktır. Allah izin versin hocam. Allah izin versin. Mustafa hocam. Neye toplandı bu insanlar? Yoksa şeyhim öldü mü? Dilaver Bey sen nereden? Beni boş ver hocam. Şeyhim öldü mü yoksa?
Sağ çok şükür. Elhamdülillah. Ama sıhhati iyi değil. Ne olur beni yanına götür hocam. Ne olur bir kere olsun göreyim. Olmaz Dilaver Bey. Ben böyle bir şey yapamam. Etme hocam. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Selamünaleyküm Mustafa Hoca. Aleykümselam Sultanım. Şeref verdiniz. Ahval nedir? Dünden iyice eder şükür. Uyumakta. Ben gideyim hemen haber edeyim. Bekleriz. Var olasın Sultanım. Buyurasız. Yusuf. Sultanım. Bu bahane için zahmet buyurmayınız. Zahmet. Rahmete aşık. Zat halinizin görecek çokça işleri var idir. Ne deyip bu fakirin başında beklediniz sultanım. Başınızda beklemek imdi o işlerden daha hayırlı. Muradiye varıp cedlerimize bir Fatiha için Bursa'ya giren de ahvalinizi işittik. Vazifeyi ifa eden de mübarek zatınızı görüp bir şifa dilemek arzu ettik. Allah razı olsun. Hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz. Sultanlığınız mübarek ola. Cümle aleme hayırlı ola inşallah. Allah razı olsun Şeyh Hazretleri. Duanıza ve dahi teveccühünüze ziyade ihtiyacımız var. Naçizane duamız o ki her daim adalet üzere olasız. Yiğitler serdarı, Hazreti Ali buyurunca devletin dini adaletidir. Yeryüzünde adalet ola, her şey ola. Adalet olmaya, devlet dahi olmaya. Adalet nedir Şeyh Hazretleri? Şeriat gemisine binip takva yelkenini açarak hakikat denizinde Hakk'a muhabbet rüzgarıyla itidal ve istikamet üzere yola. Zahirin ve batının şartlarını yani şeriat hükümleriyle tarikat ve hakikat esaslarını tam olarak yerine getir. Adalet dedikleri buydur sultanım. Saadetli sultanım, sizin saltanatınız zamanında olan kuvvet, kudret ve şevket pek az padişaha nasip olur. Allah ve Resulünün biricik arzusu zulmün kaldırılıp adaletin ikamesidir. Bidatlerin atılıp sünnetin ihyasıdır. Şeriat hükümlerinin icrasıdır. İnşallah Şeyh Hazretleri. İnşallah. İnşallah. Bir memlekette aç yatanların halinden anlayan yok ise o memleketin idarecilerine devlet ve bereket kapıları kapanır. Kudretli sultanım, halka fakr-ı zaruret penceresinden bakasız.
fakiri, yetimi, garip kurebayı, dahi mazlumu gözetesiz. Sahipsiz, komayasız. Bilesiz ki şu yalan dünyada bir servet olmaya, bir garibin duasına girmek gibi. Açılar siz. Açılar siz. Yolu açın. Beliçe Hazretleri, bizim de gayemiz Atam Ertuğrul Gazi oğlu Osman Gazi'den biz nesebine miras kalan ilahi kelimetullah'ıdır. İsteriz ki tüm mazlum dahi muhtaçlar bu mübarek kelimenin gölgesinde adalet, merhamet ve dahi huzur bula. Zat-ı Aliniz... Hüseyin. Kusura kalmayasız sultanım, bağışlayasız. Burada olduğunuzu bilmezdim. Mahmud'u bilir tanırsız. Bursa eski kadımız. Hikayetiniz vardır. Şehzadeliğinizde, teşrif ettiğinizde... Unutmak ne mümkün? Naipliğini bildik, gördük. Kadılığını, dahi vazgeçişini işittik. İmdi de dervişliğini görürüz. Bir vakittir memleketi Sivrihisar'da irşad ile meşgul idi. Uzun yoldan geldiniz azizim. Otur şöyle hele. Estağfurullah şeyhim. Bu yolda bizi dahi geçti Mahmud. Kimesnelerin ulaşamadığı makamlara kısa vakitte ulaştı elhamdülillah. Kıymetlimiz oldu. Mahmud Efendi'ye de bu yakışır idi. İndi görürüm ki sükun dahi itminan bulmuş. Ne mutlu. En kıymetlinize geldiğine göre bize müsaade. Sıhhatiniz için dua edeceğim. Estağfurullah. Mübarek zatınızdan da dua bekleriz. Kalkmayın, istirham ederim. Rabbim yolunuz açık eyle ya. Ayaklarınızı sırat-ı müstakim üzere kıla. Devletimizi daim ve muzaffer eyle. Amin. İnşallah. İnşallah. Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Mustafa Hoca, Mehmet Efendi, hayırlı haberler bekleriz. Baş üstüne Sultan. Her ne olursa olsun muhakkak bilmek isteriz. İcap ederse saraydan hekimler gelirler. Var olası Sultan. Mustafa Hocam. Gayrı.
yüreğinde bir tutam merhamet kaldıysa beni de al içeri. Vallahi uzaktan görsem kâfi, ağzımı açmam. Ondan başka tutunacak dalım kalmadı. Onu da sen kır. Dua edin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı ola Mahmut'a. Bu döktüğün su gibi aziz olasız. Allah sizden razı olsun şeyhim. Tez vakitte gene saat bulacaksınız. Abdestimizi gene dergâhta alacağız. Hele buyurasız. Allah bilir Mahmud'um. Şeyim yanıldım. Dedim bir boşluğa gaflete düştüm. Yanıldım şeyim yanıldım. Bağışlayasınız. Bağışlayasınız bu gafil kulu. Hakkınızı helal edesiniz şeyim. Her dileği makamından talep etmeli. Maaşlamak yalınız Allah'tan. Ondan dileyesiz. Bizlik kısmı helallikidir. Var ise helal olsun. Kaldırıver hele başını. Mühim olan dönmekidir yanlıştan. Gözyaşıyla, nasuh tevbeyle dost doğru yola girmekidir. Bizde nasibin yok imiş. Ama bir istikamet verecek bulunur elbet. Allah razı olsun şeyim. Allah razı olsun. Sıhhat buyurasız şeyim. Nefesinizi yormayasız. Şimdi geçiver hele sayfelerin başına Hüdayim. Hala nefesimiz var iken yapıverelim sohbetimizi. Ol Rahman, ol Rahim olan Allah'ın adıyla. O ki ol dedi, her şey oluverdi. En mühimi insan doğuverdi. Gözlerini açıverdi. Ol insan ki gözlerini açan da hep sanır.
Ya neyi sanır? Sanır ki hiç büyümeyecek. Hep tıfıl, hep sabi kalacak. Ama büyür. Deru taze, yerinde durmaz bir civan olur. Sonra sanır ki hiç yaşlanmayacak. Hep civan kalacak. Ama yaşlanır, beli bükülür, toprağa doğru eğilen bir piri aciz olur. Dahi sanır ki hiç ölmeyecek, hep yaşayacak, hep bu dünyada kalacak. Ama ölür. Dönüşü olmayan bir yolun yolcusu olur. Ey dönüşü olmayan bu yolun yolcusu. Farkında ol. Dahi iyi belli ki dönüşün alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bundan kaçış yok. Ol vakt onun razı olduğu bir kul ol. Vakit girdi mi Mahmud'um? Namazı geçirmeyelim. Girmedi şeyim. Sen başkacısın Hüdayim. Evvel Mahmud idiz. Ahir Hüdayi olduğuz. Dahi en kıymetlimiz. Rabbimden duam ol ki ardın sıra padişahlar yürüsün. Nice çorak topraklar ilmin ile dahi irşadın ile neşv-i neva bulup yaşarsın. Gayrı bu fakirden de duası eksik etmeyesiz. Şey. Yusuf'um, sen de büyük bir adam olacaksın inşallah. Mühim icatlarla alem-i İslam'a faydalı ol, he mi? Şeyhim, ne olur veda sözler gibi sözler etmeyin siz. Tüm Bursa saatiniz için dua etmekte. Cenab-ı Allah şifanızı verecek inşallah. Sözün hükmü nefesin emrindedir Mahmud'um. Ya neden ruhunu teslim edene son nefesini verdi derler de aldı temezler bilir misiniz? İşte o son nefesi dahi götüremeyiz yanımızda. Rabbine kulak ver azizim. Ne buyuruyor? Ey iman edenler. İman ediniz. Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin?
Yürü, hey bir vefa, yürü. Sensin hot bir köhne karı. Nice yüz bin erden geri. Kalan dünya değil misin? Eğer şahu eğer bende, her kişiyi salan bende, kimse mekan tutmaz sende, viran dünya değil misin? Kimisini nalan edip, kimisini giryan edip, ahiri kar üryan edip, soyan dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan. Nice kere boşalu ben, dolan dünya değil misin?